ben o namazı yüzüne vururum. İmam Bakır aleyhisselam veya İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Namazından sadece kalbi teveccüh ile iç içe olan bölümü nasibindir. O halde birisi namazının tümünde gaflet ederse veya eda etmekten gaflete düşerse, yani vaktinde kılmazsa, o namaz büzüştürülür ve sahibinin yüzüne atılır. Allah Celle Celaluhu Hazreti Davud'a şöyle vahyetmiştir. Bazen kul namaz kılar, ben onu yüzüne vururum ve sesinin bana ulaşmasına engel olurum. Ey Davud, onun kim olduğunu biliyor musun? O, günahkar gözle müminlerin namusuna bakan kimsedir. O, kendi kendisine gücü olduğu takdirde zulümle herkesin boynunu vuracağını söyleyen kimsedir. Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dört pay üzere bina edilmiştir. Ondan bir pay kamil abdest almaktır. Bir pay rükû, bir pay secde ve bir pay da huşudur. Her kim namazın bu dört payını kamil kılmazsa, namaz karanlıklar içinde yukarı yükselir, göklerin kapısı yüzüne kapanır ve o namaz kendisine şöyle der. Beni zayi ettin, Allah da seni zayi etsin. Böylece namaz, kılan kimsenin yüzüne savrulur. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Namaz kılan kimseye başkasıyla işi olmayan bir melek tayin edilir. Dolayısıyla kul namazını bitirince o melek namazı alır ve yukarı çıkarır. Eğer kabul edilen namazlardansa kabul edilir. Eğer kabul edilecek namazlardan değilse o meleğe şöyle denir. Onu kuluma geri çevir. Melek o namazı aşağı indirir ve sahibinin yüzüne vurur ve şöyle der. Oh olsun sana! Senin işlerin sürekli benim zahmete ve sıkıntıya düşmeme sebep oluyor. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Zekat vermeyen kimsenin namazı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde buyurdu ki, namazın rükû ve secdesini kamil bir şekilde yerine getirmeyen kimsenin namazı yoktur. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Hakın, hakıp ve hazık kimsenin namazı yoktur. Hakın, küçük abdesti gelen kimsedir. Hakıp, büyük abdesti gelen kimsedir. Ve hazık ise ayağı ayakkabısından dolayı sıkışan kimsedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda kasten sağında ve solunda kimin olduğunu bilen kimsenin namazı yoktur buyurmuştur.